Unutulmuş Tarayıcı Oyunları serimizin bu bölümünde Türk yapımı Uzak Diyar Destanları veya çoğumuzun bildiği adıyla Köy Büyücüsünü oynuyoruz. Uyandığımız köy evinde yaşlı bir dedenimizi yönlendirmesiyle mağaraları temizliyoruz, karakterimizi özelleştiriyoruz ve maceranın gizemini ortaya çıkarıyoruz. Oldukça kısa bir oyun olsa da nostaljik rüzgarları bayağı bir sert estiriyor, farklı duyguları götürüyor bize, çocukluğumuzu hatırlatıyor. Umarım videoyu seversiniz, hoşunuza gider. Eğer severseniz mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Şeyler. Hemen adımızı yazalım. Adım tabii ki Dalek arkadaşlar, büyük harflerle. Şimdi burada özellikleri arttıralım. Yani özelliklerin ne sağladığını hatırlamıyorum ama ben bir tane büyü yapar mıyız ya? Büyü yaparsak büyü gücünü yükseltelim. Tamam, iki tane büyü gücü yapalım. İki tane yetenek yapalım. Bu şekilde başlayalım. Ne olduğunu bilmiyorum. Zaten pek hatırlamıyorum ama bunları görürüz. Evet, dalgalar. Uyandık. Neredeyim ben? Vallahi bir evdeyiz ama nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Oyunumuz bu şekilde başladı. Nostalji rüzgarımız esmeye başlasın diyoruz. Hemen kapıdan dışarı çıkalım. Burada kim var? Lan bu nasıl bir insan böyle? Yaşlı bir adam galiba ama suratı falan bir değişik duruyor. Gel bakayım buraya. Merhaba genç adam. Görüyorum ki pek iyisin. Dede, sen kimsin? Neredeyim ben? Evet, yani dedeyle karşılaştık ama kimin dedesi, ne dedesi, bunu bilmiyoruz. Benim adım Hüsam ve bu topraklarda bizim huzur dolu kasabamız. Peki ben buraya nasıl geldim dede? Bilmem. Sen bilirsin sanmıştım. Seni sahilde buldum ve buraya getirdim. He, biz sahilde baygın olarak bulunmuşuz. Dalgalar sayesinde gelmişiz sanırım. Kıyıya vurmuşuz. Ciddi mi? Hatırlamıyorum. Evlat, adını bari hatırlıyor musun? Evet, adım Dalek. Adımı hatırlıyorum. Bunda bir sorun yok. Dalek, peki oğlum. Madem bir şey hatırlamıyorsun, burası artık yeni evin. Yeni evim mi? Direkt beni sahiplendin mi sen dede ya? Dede, en yakın otogar ya da havaalanın nerede? Bir saniye, ne otogarı ne havaalanı lan? Yani şimdi dedenin elinde asa var, olduğumuz ev taştan ev, otogar havaalanı falan yoktur. Biz gelecekten falan mı geliyoruz acaba? Öyle bir durum mu vardı bu oyunda? Havaalanı mı? Öyle bir yeri hiç duymadım. Ama sen bir dünyalı gibisin. Ne demek dünyalı? Sen Marslı mısın sanki dede? Benim ana vatanım bu gezegen. Sinta Nefo. Evet, yani dünyadan farklı bir gezegene gelmişiz. Bir şekilde gelmişiz. Bunun sebebini bilmiyoruz. Sinta Nefo gezegenindeyiz. Endişelenme. Buralarda güvendesin. Dinlen biraz. Sonra kasabayı gezersin. Peki dinlenelim ama burada gene muhabbetler devam ediyor. Dünyaya dönmenin bir yolu yok mu diye soruyoruz. Kasabanın yakınında kalede bir çeşit uzay gemisi vardı. Belki çalışıyordur. Ya tamam. Yani herhalde o uzay gemisi bizimle alakalıdır arkadaşlar. Öyle bir durum olabilir. Gidip uzay gemisini göreceğimizi söylüyoruz. Ve bakalım bu uzay gemisi sayesinde tekrar geri dönebilecek miyiz? Yalnız kalede bir tane koruma varmış. Angevil diye birisi. Artık bu yaratık mıdır nedir bilmiyoruz ama oraya bir koruma koymuş. Kaleye kimse giremiyormuş. Kendinden başka kimsesi giremiyormuş. Angevil kötülük kraliçesiymiş bu arada. Hemen bunu söylüyor bize. Ve yerin altında bir sürü mağara varmış. Kötülük ile savaşacağımızı söylüyoruz şu anda. Ayrılıyoruz yanından. Dede ayrılmadan önce bize birazcık altın veriyor. Kolay gelsin evlat diyor ve yolumuza koyuluyoruz. Hemen şuradan bir ilerleyelim bakalım. Yani dediğim gibi arkadaşlar, oyunu küçükken oynadım. Hiçbir şey hatırlamıyorum oyunla alakalı. Yani yavaş yavaş sanki ilk kez oynuyormuşum gibi oynayacağım. Yavaş yavaş her şeyi çözeceğiz. Burada çiftlik var. Çiftliğe girdiğimizde burada ne yazıyor? Satılık çiftlik. Yani burada meyve falan yetiştiriyormuşuz. Peki. Büyücü neymiş? Burada asa alıp satabilirsin diyor. Benim şu an silahım yok ve dede bize para vermiş, 60 altın vermiş. Buradan bir tane silah alabilirim. Ben büyü statlarına vermiştim oyun başlangıcında. O yüzden bir tane asa alalım. Hemen şöyle devam ediyorum. Yani 500 olanı alamadık tabii ki. Burada ne varmış? Pazar. Yani burada elma, mantar var. Bir de domates var. Bunlar ne işe yarıyor ki? Bunlar sanırım yemek. Can değerimizi yükseltiyordu arkadaşlar. Bir tane elma alalım. Zaten param buna yetiyor. Evet, buradan da çıkalım. Ondan sonra ne yapacağız? Şöyle evime bakabilirim. Hayır. Evimde bir şey yok. Geri çıkalım. Demirci. Demirci'de de silah alıp verebiliyoruz ama tabii ki silah almayacağım. Geri dönelim. Burada dünya haritasına bir bakalım. Kasabadan ayrıl dediğimiz zaman dünya haritası çıkıyor ve şöyle yürüyebiliyorum. Evet, dedenin söylediği yer buradaki kale arkadaşlar. Bu kaleye girmek istiyorum ben. Uzay gemisi var burada ama burada bir koruma olduğu için buraya giremiyoruz. Hemen ben buradan geri çıkıyorum. Devam edelim. Şimdi kasabaya gelmemiz gerekiyor. Hemen etrafa bakınalım. Kasabada bir tane haber panosu vardı. Bakalım bu ne diyor? Mağara 1. Sintanefu Krallığı adada yeni bir mağara keşfetti diyor. Bu mağaranın derinliklerinde kötülükler
bizler varmış. Eğer bu mağarayı temizlersek ödülümüz mağarada bulduğumuz her şey. Yani güzel, kendimizi geliştireceğiz. Şimdi bu haritaya eklendi. İlk mağaramıza bu şekilde gidelim arkadaşlar. Mağaramız burada. Hemen içeri giriyoruz. Bakalım nelerle yüzleşeceğiz. Evet, ilerliyorum. İlk düşmanımız şu anda karşımıza geldi. 6 örümcek, üstü insan kılığında garip bir düşman. 121 sağlığı var. Şimdi ben büyülerle saldıracağım için ateş topu, yıldırım falan göndermek istiyorum. Ateş topu gönderelim bakalım. Kaç vurdum? Kaç vurduğumu görmüyorum. Kendini iyileştirdi. Yani 111 canı var. Yaklaşık 21 vuruyorum. O da bana vurdu. Kaç vurdun sen? Benim de canım 89'a indi. Yıldırım atsam kaç vuruyorum? Yıldırım attığım zaman 11 civarında bir şey vurdum. Ateş topu atmaya devam edelim. Ateş topu daha iyi vuruyor sanki. Savaşlar biraz uzun sürecek gibi arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş vurursak biz birbirimize. Şimdi tedavi desem, kendimi iyileştirmeye çalışsam iyileştirebiliyor muyum? İyileştirebiliyorum. Güzel. O da kendini iyileştirdi. Ama tabii ki ben burada hemen savaşı bitirmek istiyorum. 50 canla yoluma devam edeceğim. İlk düşmanımızı yendik. Yeni bir seviyeye ulaştım. Burada ne yapalım? Burada ben yine büyü gücümü yükseltmek istiyorum arkadaşlar. Büyü gücümüz yükselsin. Altın kazandık. Harika. Devam bakalım. Burada bir kese bulmuşuz. Kese ne işe yarıyor? Meyve bulduk. Mantar ve 30 altın. Şimdi ben yemek yiyebiliyor muyum? Yemek yediğim zaman mesela 6 tane domates yiyorum. Elma yiyorum. Evet, canım yükseliyor. Canımı yükseltmemin hiçbir sakıncası olmaz diye düşünüyorum. Yani bunları harcamakta bir problem olmaz. Devam bakalım, ilerleyelim. Gene bir düşman geldi. 149 sağlığı var. Ateş top atmak istiyorum. Yıldırım atalım. Normal saldırsam güzel hasar vuramam diye düşünüyorum. Çok az vurdum. Yani kılıç lazımdı onun için. Evet, burada kendini iyileştirmeyi tercih etti. Ben de kendimi iyileştireyim. Yani rakip tehlikeli ya. Rakibin canı çok fazla arkadaşlar. Vurdum mu da iyi vuruyor. 59 vurdum. Şimdi ben kendi canımı bir yenileyim. O da yeniledi. 2 canı kaldı. Beni öldürmesin. Evet, ben şu anda onu öldürüyorum. Güzel. Bir düşmanı daha öldürdük. Buradan yeteneğimi yükseltmek istiyorum ben. Bu mağarayı temizlemişiz bu arada arkadaşlar. Yeni bir mağara olup olmadığına bakmak için panoya gideceğiz. Ben buradan birazcık dayanıklılığımı yükselttim. Yani canımı yükselttim. Böyle olmuyor. Canımız hızlı gidiyor. Şunu yükseltelim. Büyü gücüne verelim. Tamamdır. Şimdi tekrar hemen şuraya gidelim, kalemize. Kaleye gitmeden önce kaç paramız var? 319 paramız var. Şimdi akşam olduğu için bir uyuyalım. Tamam mı? Hızlı bir şekilde uyumak istiyorum ben. Şöyle gel bakayım buraya. Hemen şurada bir uyuyalım. Sabah olsun. Uyandık. Sabah oldu. Hemen hızlı bir şekilde. Gel bakayım. Dedeyle karşılaşacak mıyız? Dede daha yok. Dede gözükmüyor. Peki. Hemen şöyle dışarı çıkalım. Yeni bir şey var mı? Bakalım. Yeni panoya bakalım. Evet. Yeni bir tane daha mağara varmış. Ondan sonra mağarayı işaretlemişler. Güzel. Ben birazcık pazara bakmak istiyorum. Elma falan satın alabilirim ama buna gerek yok. Büyücüden yeni asa satın alabiliyor muyum? Hayır. 500 para ihtiyacım varmış. Daha fazla yemek almama gerek yok bence arkadaşlar. Ben kasabadan ayrılayım. Ondan sonra yeni mağaramıza gidelim hızlı bir şekilde. Yine aynı düşman geldi. Hemen saldırıyorum. Bu savaşları artık hızlı hızlı geçebilirim arkadaşlar. Bence bunların hepsini izletmeme gerek yoktur diye düşünüyorum. 9 canı kaldı. Bir tane daha vuralım. Hemen bunu ortadan kaldırıyorum. Burada seviye atladık. Bir tane dayanıklılığa vereceğim. Ondan sonra yine büyü gücüne vermek istiyorum. Devam bakalım. Yani hızlı level atlıyoruz. Hızlı level atlayıp güzel güzel statlarımızı yükseltiyoruz. Bir tane daha kese bulduk. Harika. Buradan yine meyve sebze bulmaya devam ediyoruz. Buradaki abiye bir yıldırım atalım bakalım. Yıldırım az vuruyor ya. Ben her zaman ateş topu vuracağım. Evet, bunu da hemen öldürdüm. Burada yanlış şey olmadı. Seviye atlayamadık. Burayı da kötülükten temizlediğimiz için hemen ilerleyebilirim. Köyümüze gidelim, kasabaya. Kasabada şu an paramız 689. Yeni bir asa alabilirim arkadaşlar. Yeni asa almam lazım. Şimdi buradan çıkalım. Hemen yeni bir duyuru var mı diye bakalım. Mağara 3 diyor. Bu neymiş? Krallık mesajı. 20 mağaranın kötülüğünü her kim yok ederse bir şövalye olacak diyor. Yani 20 tane mağara yok et diyor oyun bize. Kısacası 20 mağarayı yok ettikten sonra kraliçe Angevin ile yüzleşebilecekmişiz. Tamam, kabul. 20 tane mağara ben yok ederim. 3. mağarada hemen bir görelim bakalım. Gidiyorum 3. mağaraya. Gel buraya. İçeri girelim. Bütün mağaralar aynı galiba. Bu sefer hayalet geldi karşımıza. Hayaletin de kucağında bebeği mi var arkadaşlar? Bu ne? Bebeğini tutuyor sanki. Neyse, bunu ateş topu atalım bakalım. Vurabilecek miyiz? Vurduk gibi. Ben bir tedavi yapmak istiyorum kendime. Canımı yükselteyim. Yıldırım atsam yıldırım fazla vuruyor mu? Yıldırım hala az vuruyor. Ben bir gene ateş topu atmak istiyorum. Benim canım kesinlikle daha fazla olduğu için şu an ben çatır çatır saldıracağım. Zaten level atlayacağız. Level atladığımızda da dayanıklılığa bir tane verince canım direkt fulleniyor. Evet, bir tane dayanıklılığa veriyorum. Ondan sonra büyü gücüne vermeye devam ediyorum. İlerle bakalım. Gene yerde bir tane kese buldum. Ulan, yaptığımız her şey aynıymış bu oyunda. Burayı da temizledik. Hemen ben kasabama gidiyorum. Şu an 606 param var. Yeni bir mağara var mı ona bakıyorum. Hemen şöyle mağara 4 işaretlendi. Yani bir de sürekli bu şekilde mağaranın yerini görmek için panoya bakmak gerekiyor. Devam 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 devam. Farma devam. Hemen ateş topu atalım. Bam. Yani düşmanlar hiçbir şekilde güçlenmiyor gibi gözüküyor şu an benim gözümde.
yerde. O kadar yerden yiyecek falan buluyorum ve bunlar sanki bir işe yaramıyor gibi arkadaşlar. Şu ana kadar sadece bir kere kullandım ama gerek bile yokmuş. Level atladığımda zaten direkt olarak canım fulleniyor. Gene gece olmuş arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde ben uyumak istiyorum. Gel bakayım buraya. Yorulduk ya. Gün boyu savaştık değil mi? Hemen şöyle bir uyuyalım. Oyunu kaydedelim. Gündüz oldu. Ya bu dede neden çıkmıyor karşımıza ya? Dede burada karşımıza sürekli çıksa, bize bir şeyler anlatsa çok hoşuma giderdi açıkçası. 920 altınımız var. Burada mesela yeni bir şey alabiliyor muyum? Hayır. 2500 paramız olması gerekiyormuş. Buradaki çiftlik evini de alamıyorum. Yani bunu almama gerek var mı onu da bilmiyorum ama demircide silah alabilirim diyor. Ben kuvvet gitmediğim için silah almayacağım. Pazara da gitmiyorum arkadaşlar. Bunları satabilirim biliyor musunuz? Bunları satsam manyak şeyler olur aslında. Çok para kazanır mıyım? Çok da para kazanmam ya. Gerek yok. Şimdi yeni mağarayı işaretlemiştim ben galiba. Hemen buraya girelim. Birazcık daha düşman öldürmeye devam edelim. Evet, bir mağara daha şu anda temizledim. 4 tane mağara temizlemiş oldum. Canımızı 200'e kadar yükselttik. Hemen büyü gücümü de yükseltiyorum ben. Güzel. Şimdi tekrar bir köye gidelim bakalım bir şeyler oluyor mu? Gece olmuyor biliyor musunuz? Yani mağaraları o kadar hızlı temizliyorum ki arkadaşlar gece olmuyor. Şimdi burada 2600 paramız olmuş. Ben yeni asam almak istiyorum. Kendimi birazcık daha güçlendirdim ve yeni mağaramıza doğru gideceğim. Panoya bakmayı unuttum. Hemen şöyle panoya bakalım. Mağara 10 arkadaşlar. Yavaş yavaş bütün mağaraları temizliyoruz. Aslında yavaş yavaş bile değil. O kadar hızlı temizliyorum ki. Ve hani oyunun bu kadar basit olduğunu şu an fark ediyorum. Acaba küçükken oynadığımda ben zorlanıyor muydum? Geçemiyor muydum? Bu oyun sanki aklımda daha karmaşık bir oyun gibiydi ama öyle değilmiş. Yani dümdüz böyle ateş topu spamlayarak geçebiliyorum bütün düşmanları. Burada bir tedavi olalım. Bu düşman beni öldürecek gibi gözüküyor. Evet, bunu da öldürmeyi başardık. Kolaysın kardeşim. Hiçbir zorluk yok. Şimdi ben buradaki çiftlik evini bir almak istiyorum. Bakalım burada neler oluyor. Hemen şunu bir alalım. Ne yapmak istersin diyor. İksir yapmak istiyorum kardeşim. İksir yapabilir miyiz? Güç iksiri yapabilirsin diyor. Büyük iksiri yapabilirsin diyor. Yani ben tabii ki birazcık demin mantar falan yedim. Bir şeyler yaptım. O yüzden bunlardan yok elimde. Yani oluşturamıyorum. Keşke harcamasa mıydım? Ne yapsaydım? Bilmiyorum ama bahçe çalışması dersem ne oluyor? Domatesleri bir sulayalım bakalım. Domates mi çıkıyor? Suluyorum ama hiçbir şey olmuyor. Domates çıkmış mı çıkmamış anlamadım. Neyse bu zamanla şey olacak yer ama ben burada yemek yemek istiyorum arkadaşlar. Birazcık elma yiyelim, canımızı yükseltelim çünkü canımız az. Mantar da yiyelim. Param olsa gidip elma falan satın alırdım. Onları yapabilirdim ama şu an onu yapamıyorum. Tekrar yeni mağarama gideyim. Bütün mağaralar da aynı. Şimdi ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bakın çiftliğe geldim. İksir yapacağım arkadaşlar. Tamam mı? Tecrübe iksiri 66 elime 66 mantar diyor. Güç iksiri için 66. Yani ben burada büyü iksiri yapabilirim. Beceri iksiri de muhtemelen yetenek içindir. Refah iksirinin ne olduğunu bilmiyorum. Süpermanyak iksiri de bilmiyorum. Ben şu büyü iksirini yapayım. 33 tane elmaya 66 tane mantar ihtiyacım var. Yani 11 tane elma alacağım. Mantarı da 66 yapacağım. Burada bizim pazarımız vardı. Şimdi hemen elma sayımı 33 yapıyorum. Mantarı da 66'ya kadar yükseltmek istiyorum. Paramız yetiyor. Paramız yettiği için böyle bol bol alıyorum. Bakalım ne olacak? Hani asa almak isterdim ama bunu bir deneyelim arkadaşlar. Hemen şöyle geldim. İksir yapımı diyorum. Büyü iksiri şu anda alabilirim. Aldım. Evet, büyüm 48 oldu. Yani seviye atlamışım gibi bir şey oldu. Seviye atlattığım zaman bir tane dayanıklıya veriyordum. İki tane büyüye veriyordum. Şu an büyüğüm direkt 3 arttı. Yani seviye atlamışız gibi bir şey oldu. Tecrübeli zaten seviye atlarız muhtemelen. Bunun dışında refah iksiri ve süper manyak iksir var. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Süper manyak iksir yapmak isteyebilirim. Onu da deneyeceğim. Altınım yeterse deneyeceğim. Ben birazcık daha mağaralarda düşman öldürmeye devam edeyim. Mağara temizlemeye devam edeyim. Fark var seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bahçe çalışması desem evet birazcık domates gelmiş. Yani demin suladığım domatesler şimdi buraya geldi. 3 tane domates ne işime yarar bilmiyorum ama yani birazcık şey kattı bana. Burada süper manyak iksiri yapayım mı diye düşünüyorum. Refah iksiri yapmayacağım. Refah iksiri yapsam mı aslında? 99 tane yapabilir miyim hepsinden? Muhtemelen yapacağımı düşünmüyorum ama birazcık almaya çalışalım bakalım. Elmalardan bir 40 yapalım.
Tamam mı? Ondan sonra mantardan da 40 yapalım. Yani hepsinden 99 tane yapamıyorsam bile en azından 40 tane yapıp o refah iksirini deneyebilirim. Hala alabilirim mesela şu an. Hala bir şeyler almaya devam ediyorum. Bunu 50 yapıyorum. Devam bakalım. Bunu da 50 yaptım. Bunu da 50 yaptım. 60 yapıyorum. Bunu 60 yaptım. Yani 30 kaldı aslında. Yani aslında çok az para ihtiyacım var arkadaşlar. Bence birkaç tur daha dolanırsam bunun hepsini 99 yaparım. Paramı harcamayacağım ve devam ediyorum. Ben burada hemen tekrar panoya bakayım. Kaç tane kalmış? Yani 2 tane mağara kalmış ya. Hemen yapalım onları da. Zaten bir de mağaraların içerisinde sürekli böyle kese buluyorum. Kesenin içinden de hem altın hem de sebze bulduğum için bunlar da sebzelerin sayısını arttıracak. Hemen şunu da öldürelim. Son mağarama giriyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Son mağaramda neler olacak? Burada yine aynı düşmanlar geliyor. Zaten oyun boyu 3 tane düşman vardı. Farklı düşman görmedim. 3 tane düşmanlarla kapışa kapışa oyunu bitireceğiz gibi. Bu hayaleti de hemen öldürebilir miyiz? Bir tane daha vuracağım. O da bana iyi vuruyor. Can yenileyelim arkadaşlar. Canımı fullleyip diğer savaşa girmek istiyorum ben. O bana saldırmaya devam etsin. Ona zaten bir tane vuracağım. İşi bitecek onun direkt olarak. Tamam. Öldü. Hemen çekil bakayım önümden. İlerle ilerle. Burada bir de seviye atlayacağız herhalde ya. 8600 oluruz birazdan. Şöyle dayanıklık ve büyü gücü diyorum. Ve yukarıda bir tane mağara açılmış ama o mağaraya gitmeye gerek var mı? Ne oluyor ya? Şimdi burada diyordu ki 20 tane mağarayı temizle diyor. Kraliçe ile savaş diyordu. Ve yaptım. Şimdi 33'e çıktı. Ne oluyor ya? Sen bunu sürekli devam ettireceksin, anlamadım. Neyse, ben şurada hemen süper manyak iksiri bari oluşturmaya çalışayım. Hepsinden 99 yapacağız. Param yeterlidir diye düşünüyorum. Şöyle gelelim. Değil mi? Bundan alacağız. Aynen. Hemen bunu alalım. 99 yapalım. Ay, 100 yaptık. Olsun, sorun değil. Bundan da alalım. Bunu da 99 yapalım. Şu en alttakini 99 yapabilir miyiz? Paramız yetecek mi? Herhalde buna paramız yetmeyecek arkadaşlar. Alıyorum bir sürü ama. Aa, yetti galiba. 93. Evet, paramız ucu ucuna yetti. Şimdi bahçeme ben gitmek istiyorum. Hemen iksir yapacağım. Ondan sonra süper manyak iksiri alıyorum. Ne oldu? Büyümüz arttı. Yeteneğimiz arttı. Ondan sonra kuvvetimiz arttı. Yani hepsinden arttırıyor direkt olarak. Hepsinden arttırmak yerine beceri iksiri alsam ben ya da büyü iksirine abansam böyle sürekli, bence daha karlı olurdum. Neyse, birazcık kazık yedik gibi hissediyorum. Şimdi ben burada arkadaşlar kraliçe ile savaşmak istiyorum. Kraliçe ile savaşmak için kaleye mi gitmek lazım? Şöyle bir bakalım. Kaleden geçebiliyor muyum? Evet, kaleden geçemiyorum. O zaman şöyle yapacağız. Hemen ben geri geliyorum. Burada panoya bakacağım. Panoda kraliçe ile savaş diyeceğim. Kraliçe ile savaşalım bakalım. Portalın önüne geldik. Evet, ne oluyor? Kraliçe geldi. Hoş geldin. Sonuna hazırlan diyor. Yani hiç konuşmadan, sohbet etmeden direkt bu şekilde kapışıyor muyuz? 666 canı var arkadaşlar. Hemen şöyle ben ateş topu atmak istiyorum. Kaç vurdu bana? 40 vurdu. Fazla vurmuyor sanki. Şimdi burada kaç vurdu? Burada da 35 civarında bir şey vurdu. Can yenilersen ben daha fazla can yeniliyorum. O da güzel can yeniliyor. Ben bunu öldürürüm ya. Ben bunu yenerim arkadaşlar. Evet. 382 canı oldu. Yani şu an canını yarıladım bile. O benim canımı yarıladı mı? O benim canımı yarılayamadı. Sürekli can basıyor. Korktu herhalde. Öleceğinin farkında. Bunun pençeleri var. Wolverine gibi pençesi var. Vurmaya devam ediyor. 50 vuramaz bana. O yüzden devam ediyorum. Şurada birazcık can basacağım. Sakin ol kardeşim. Kraliçe. Bir tane daha can basayım ben. Sonra saldırmaya devam edeceğim. Evet, saldıralım. 72 canım var. 70 vuramaz. Devam ediyorum. 40 vurabilir. O yüzden tedavi edelim kendimizi. Bir tane daha tedavi edeceğim. İki kere saldırırsam şu anda bunu öldürüyorum. Tamam, bir tane daha saldırırım ve kraliçeyi yendi. Kraliçe yallah bakayım, kolaysın. Deminden beri farm yapıyoruz. Seni mi yenemeyeceğim ben? Evet, Angeveli'yi yendik. Tecrübe puanımızı ve altınımızı kazanıyoruz. Peki ben buradan içeri mi geçeceğim şimdi? Ne olacak? Evet, içeri geçiyorum. Alek. Aa, dayı geldi gene karşımıza. Tebrikler evlat. Onu yenebildiğine inanamıyorum. Teşekkürler dayı, teşekkürler. Aa, seni tekrar göreceğimi sanmıyordum dede. Muhteşem bir savaşçısın. Sağ ol dede. Allah senden razı olsun. Ya neden dededen razı olsun Allah? Dede bize hiçbir şey yapmadı ki. Neden teşekkür ediyoruz anlamadım. Sadece evet doğru, kaleyi falan söyledi. Yardım etti. Ama korkarım ki sana çok kötü bir haberim var. Ne oldu dede? Ne oldu? Tehlike geçmedi mi? Ne yapacağız şimdi? Öyle sandık. Ama Kraliçe Angevin kendi kopyalarından bir ordu yaratmışlar. Sana güvenim sonsuz genç savaşçı. Şimdi yapmamız gereken şey gayet belli arkadaşlar. Oyun bildiğin diyor ki kraliçenin klonlarıyla savaş diyor. Ben şimdi pazara bir gitmek istiyorum diyeceğim ama gidemiyorum. Hemen bir tekrar uyuyalım. Dur, bir şey deneyeceğim ya. Ben burada neden savaşıyorum ki? Ben bir şatoya gideyim bakayım. Nasılsa Angevil'i yendik arkadaşlar. Buradan ilerlesem. Hani buradan bir şey görebilir miyim? Aha, koruma alanı artık yok diyor. Ha, ben buradan ilerleyebilirim. Ve buradaki bu uzay gemisi mi? Uzay gemisine biniyoruz.
ve artık kendi dünyamıza dönebiliriz. Yani kendi dünyamız dediğim bizim dünyamız arkadaşlar. Ben bir şekilde buraya gelmişim ama neden geldiğimizi falan bilmiyorduk. Bir şekilde gelmişiz ve buradan artık geriye gidiyorum ve oyunu bu şekilde bitirebiliyoruz. Umarım birazcık nostaljik duygularınızı uyandırabilmişimdir arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım sevmişsinizdir. Eğer sevdiyseniz mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.